Merhabalar, hücre zarında madde alışverişi konusuyla birlikteyiz. Bugünkü dersimizde pasif taşıma olayından, difüzyon ve ozmoz olaylarından bahsetmiş olacağız. Hücre zarında madde alışverişini şöyle bir tablo olarak önce bir bakalım. Bakın, iki gruba ayırıyoruz. Hangi özelliğine göre iki gruba ayırıyoruz? Küçük yapıda moleküllerin geçişi ve büyük yapıda moleküllerin geçişi. Peki neye göre küçük ya da neye göre büyük? Öncelikle bunu öğrenmemiz lazım. Hücre zarımızdan geçebilen moleküllere küçük moleküller, farklı bir şekilde alınabilen ya da dışarı gönderilebilen moleküllere ise arkadaşlar büyük moleküller ismini vermiş olacağız. Madde alışverişi sorularında öncelikle bir molekül küçük mü yoksa büyük mü bunu bilmek zorundayız arkadaşlar. Neden? Bakın pasif taşıma veya aktif taşıma olaylarının gerçekleşmesi için maddenin küçük olması gerekirken endostoz veya egzostoz büyük moleküllerin geçişlerini açıklayan olaylar olarak ifade edilmiş olacak. O zaman küçük moleküllere örnek verelim. Nelerdir, neler değildir diye. Arkadaşlar küçük moleküller dediğimize öncelikle yapı taşlarını söyleyelim. Yani glikoz, amino asit, yağ asidi, gliserol, fruktoz, galaktoz gibi moleküller. Yani karbonhidrat, yağ ve proteinleri oluşturan yapı taşları hücre zarından geçebilecek büyüklüktedir. Nedir bunlar? Tekrar söylüyorum. Glikoz, fruktoz, galaktoz, amino asit, yağ asidi ve gliserol. Başka hatırlarsanız organik olup sindirime uğramayan bir molekül vardı. Vitamin adını verdiğimiz moleküldü arkadaşlar. Dolayısıyla vitaminlerde pasif veya aktif taşıma ile hücre alınabilir veya dış ortama gönderilebilir. İnorganik moleküllerin özelliğini hatırlarsanız su ve mineralleri arkadaşlar. Bunlar sindirime uğramayan, doğrudan hücre zarından geçebilen moleküller olarak ifade etmiş olacaktır. Dolayısıyla bunlar da pasif ya da aktif taşımaya uğrayabilir. Yine çeşitli gazlar ki özellikle oksijen ve karbondioksit sorularda daha fazla kullanılıyor. Bunlar da arkadaşlar hücre zarından geçebilecek büyüklükte moleküller olarak karşımıza çıkmış olacak. Dolayısıyla pasif taşımayı ya da aktif taşımayı yorumlarken öncelikle bu moleküllere dikkat edin. Büyük molekül dediğimiz işte bunların bir araya gelmesiyle meydana gelen moleküller olarak ifade edebiliriz. Soruda en çok kullanılanları yazıyorum sizlere. Bunların başında nişasta gelir arkadaşlar. Unutmayın büyük moleküldür. Pasif ya da aktif taşımayla hücreye alınmaz veya dışarı gönderilmez. Yine glikojen bir polisakkarittir. O da kullanılabiliyor. Protein yine sorularda göreceğiz. Karşımıza çıkacak büyük moleküllerden bir tanesi olacaktır. Çoğu soruda doğrudan protein demiyor. Protein yapılı bir molekülü. Enzimi bize veriyor arkadaşlar. Hatırlarsanız enzim protein yapılı moleküldü. Dolayısıyla bu da hücre zarımızdan doğrudan geçemeyecek moleküllerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine disakaritler de kullanılabiliyor. Disakaritler içerisinde iki tane ön plana çıkıyor. Sükroz veya sakkaroz adını verdiğimiz çay şekeri. Yine maltoz arkadaşlar. Bunlar da sorularda en çok kullanılan büyük moleküller olarak karşımıza çıkmış olacak. İşte hücre zarında madde alışverişinin temel mantığı bu. Molekülü küçük mü büyük mü? Küçükse pasif ve aktif taşıma olaylarından bahsedeceğiz. Büyükse endostoz, egzostoz olaylarını ifade edeceğiz. Gelelim pasif taşımaya. Bakın ifademiz de bu zaten. Küçük moleküller için geçerli olan bir durummuş. Pasif bir olay yani fiziksel olarak gerçekleşecek. O zaman ne olacaktır? Küçük moleküller çok olduğu yerden az olduğu yere doğru yoğunluk farkı eşitleninceye kadar gerçekleşmiş olacaktır. Bu adı üzerinde pasif taşıma ATP'nin harcanmadığı bir olaydır. Canlı bir ortamda, canlı vücudunda olabileceği gibi dış ortamlarda yani cansız bir ortamda da gerçekleşebilir. Pasif taşıma, difüzyon ve ozmoz olmak üzere arkadaşlar iki gruba ayrılmaktadır. Gelin bir de difüzyon ve ozmozu tanımlayalım. Difüzyon biraz önceki tanımın aynısı. Bu sefer birleştirdim. Küçük moleküllerin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru
ATP harcamadan geçişine verilen isimdir. Özellikle su dışında kalan geri kalan küçük molekülleri biz difüzyonla alacağız ya da dış ortama göndermiş olacağız. Canlı cansız her türlü ortamda difüzyon olayı gerçekleşebilir. Şimdi difüzyon fiziksel bir olay olduğu için arkadaşlar, bazı faktörler bu difüzyonun gerçekleşmesinde hızını arttırabiliyor ya da azaltabiliyor. Gelin bir de onları öğrenelim. Yoğunluk farkı. Ne dedik? Çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru geçiyor. Yani bu geçiş 50'den 10'a da olabilir. 15'ten 10'a doğru da olabilir arkadaşlar. Fakat aradaki fark ne kadar fazlaysa, yani yoğunluk farkı ne kadar fazlaysa, buna bağlı olarak difüzyon hızı da ne yapacaktır? Daha hızlı gerçekleşmiş olacaktır. Molekül büyüklüğü. Hocam difüzyon küçük moleküller için geçerli değil mi? Evet. Ama sonuçta küçük moleküllerin de kendi arasında küçüklük büyüklük ilişkisi vardır. Şöyle ifade edeyim sizlere. Geçiş üstünlüğü olan araçlar vardır. İtfaiye, ambulans, polis gibi. Bir de nedir? Bunların da kendi arasında geçiş üstünlüğü olduğu durumlar var. Onun gibi düşünün. Nasıl? İşte oksijen. İki tane atomdan meydana geliyor. Ama glikoz C6, H12, O6. Ne oluyor? 24 tane atomdan meydana geliyor. İkisi de küçük molekül müydü? Hücre zarından geçebiliyor muydu? Difüzyona uğruyor muydu? Evet. Ama ne olur? Oksijen glikoza göre daha küçük olduğu için dolayısıyla daha rahat geçer. O zaman molekül büyüklüğü arttıkça difüzyon hızı ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. Sıcaklık. Maddenin kinetik enerjisini, hareketini arttırır. Madde ne kadar hareket ederse geçişte ona bağlı olarak ne olacaktır? Daha fazla yerleşmiş olacaktır. Yani sıcaklık arttıkça difüzyon hızı artacaktır. Por sayısı. Por dediğimiz arkadaşlar hücre zarından maddelerin geçebileceği yerlerdir. Ne kadar çok geçit olursa buna bağlı olarak da difüzyon birim zamanda daha fazla, daha hızlı gerçekleşmiş olacak. O yüzden por sayısı artarsa difüzyonumuz da artmış olacaktır. Gelelim arkadaşlar difüzyonun farklı bir versiyonuna. Nedir? Kolaylaştırılmış difüzyonu. Bakın adı üzerinde difüzyonu kolaylaştıracağız. Nasıl kolaylaştıracağız? Şunun sayesinde taşıyıcı proteinler görev almış olacak. Yani küçük moleküller yine geçecek. Çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru geçiş var. Fakat bu sefer geçerken o porlardan arkadaşlar geçişi taşıyıcı proteinler sağlamış olacak. Ve dolayısıyla difüzyon daha kolay bir hal almış olacaktır. En çok öğrencilerin yaptığı hatalardan bir tanesidir. Unutmayın, kolaylaştırılmış difüzyon da bir difüzyon çeşididir. Dolayısıyla ATP harcanmaz. Lütfen bu bilgiye dikkat edin. Basit difüzyonla kolaylaştırılmış difüzyonu bir karşılaştıralım. Buraya kadar anlattığım kısımla ilgili arkadaşlar. Basit difüzyon hücre zarında yağ lipid tabakası vardı ya, daha önceki dersimizde anlatmıştık. Oradan geçişi ifade eden durumdur. Kolaylaştırılmış difüzyonda özellikle zardan, bu porlardan geçişi ifade eden durumdur. Sonuçta her ikisi de difüzyon. Dolayısıyla her ikisi de küçük moleküllerin geçişini sağlamış olacak. Her ikisinde çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru bir geçiş olacaktır. Her ikisi de difüzyon çeşidi olduğu için ATP harcanmaz arkadaşlar. Ortam fark etmiyor. Canlı cansız her türlü ortamda bu difüzyon olaylarını gerçekleştirebiliyoruz. Ama buna dikkat edin. Kolaylaştırılmış difüzyonu basit difüzyondan ayıran en önemli özellik taşıyıcı proteinlerin görev almasıdır. Yani difüzyon olayı yerleşirken porlarda bulunan, hücre zarında bulunan taşıyıcı proteinler ne yapacaktır? Yardımcı olmuş olacaktır arkadaşlar. Gelelim bir iki tane soru çözerek konumuzu pekiştirmeye. İlk sorumuzda difüzyonla geçebilen moleküllerin isimlerini istemiş bize. Malum üzerine demiştik, difüzyon bir pasif taşıma çeşididir. Yani küçük moleküllerin geçişini açıklıyordu. Dolayısıyla bu soruda molekül küçük mü yoksa büyük mü ona bakacağız. Glikoz bir yapı taşıydı, küçük molekül. Protein, amino asitlerin bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani bir polimer, dolayısıyla büyük molekül. Nişasta, glikozların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Dolayısıyla büyük molekül. Amino asit, proteinin yapı taşıydı, küçük molekül. Yine tuzlar arkadaşlar, çözülmüş olup olmaması fark etmez.
mineraldir. Yani inorganik bileşik, pardon. Dolayısıyla ne olacaktır arkadaşlar? Küçük molekül olarak karşımıza çıkmış olacak. Dolayısıyla glikoz, amino asit ve tuzlar ne olacaktır? Difüzyona uğrayabilen moleküller olarak karşımıza çıkacaktır. Difüzyonu etki eden faktörlerle alakalı bir sorudur. Aynı ortam bırakılan iki hücrede difüzyon hızı nasıl farklılık gösterir? Bize onu sormuş. ATP ile bizim işimiz yok. Niye? Çünkü difüzyonda ATP harcanmayacaktır. Ve pore sayılarını karşılaştıracak olursak, bir hücredeki pore sayısı diğerine göre daha fazlaysa orada difüzyon hızı daha fazla olmuş olacaktır. Yine yoğunluk farkı. Sonuçta yoğunluk farkı arttıkça difüzyon hızı artıyor. Dolayısıyla bu iki durum ne yapabilir? Difüzyon hızlarını etkileyebilir. Üçüncü sorumuz arkadaşlar. Üniversite sınavında sorulmuş sorularımızdan bir tanesi. Zaten madde alışverişi TYT'de karşımıza çıkmış olacaktır. Bakın bize bir bağırsak zarı vermiş, iki farklı kod vermiş ve buna göre bir soru tarzı karşımıza çıkarmış. Bu tarz soruları çözmeden önce verilen maddelere bakıyoruz. Küçük mü yoksa büyük mü? Önce bunu yorumlayın arkadaşlar. Glikoz küçük molekül, nişasta büyük molekül, iyot da küçük molekül. Yani bu ne demek olacaktır? Glikoz, iyot yer değiştirirken nişasta yer değiştirilmeyecektir. Sorumuzu okuyalım. U şeklindeki bir borunun M ve N kolları bir bağırsak zarıyla seçici geçirgen bir özelliğe sahiptir. Ayrılmış M koluna glikoz, nişasta, N koluna iyot rezervi eklenmiş arkadaşlar. Peki iyot nedir? İyot nişastanın aracıdır. Yani iyot ve nişasta bir araya geldiği zaman arkadaşlar bir renk değişimi olur. Mavi mor renk meydana gelmiş olacaktır. Buna göre hangisinin olması beklenmezdir? Bakalım şıklara. M kolunda çözelti yoğunluğunun değişmesi, yani madde miktarının değişmesini ifade ediyor. Ne demiştik? Glikoz M'den N'ye geçmiş olacak. Dolayısıyla arkadaşlar yoğunluk ve bir değişim meydana gelmiş olacaktır. Nişasta miktarının aynı kalması. Evet, nişasta büyük moleküldü. Zardan geçemiyordu. Dolayısıyla aynı kalmış olacaktır. C şıkkı bir dursun. Çünkü bizim yanlış cevabımız o. N kolunda iyot yoğunluğunun azalması. Evet, iyot küçük molekülün N kolundan M koluna geçiş yapmış olacak. Dolayısıyla bu bilgimiz de doğrudu. Kollardaki glikoz yoğunluğu eşitlenmesi, cansız bir ortam, difüzyona uğrayacak glikoz, yoğunluk farkı eşitlenceye kadar bu olay devam etmiş olacaktır. Dolayısıyla bu da doğrudur. Peki C şıkkı niye yanlıştır arkadaşlar? N kolunda mavi renk oluşması demiş. Şimdi mavi renk oluşması için ne olması lazımdı? İyot ve nişastanın bir araya gelmesi lazımdı. Burada iyot var mı? Evet var. Peki nişasta karşı tarafa geçebiliyor muydu arkadaşlar? Hayır. Nişasta karşı tarafa geçemediği için iyotla birleşemeyecek, renk değişimi olmayacak. Yani N kolunda renk değişimi olmaz. Sorudan bağımsız olarak ifade edin. Burada nişasta vardı. İyot küçük moleküldür, geçebilir. Dolayısıyla nişasta iyot burada arkadaşlar bir araya gelerek mavi mor renk oluşmasını sağlayabilir. Dolayısıyla mavi renk oluşması M kolunda karşımıza çıkmış olacak ama N kolunda olmayacak. Bakın ÖSYM tarafından karşımıza çıkmış bir soru tarzı. Yine kolaylaştırılmış difüzyon demiş. Arkadaşlar kolaylaştırılmış difüzyonun hiçbir farkı yoktur. Küçük moleküllerin çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru geçmiş olacak. Bu tarz sorularda öncelikle molekülün büyüklüğüne bakacağız. Laktoz büyük molekül, glikoz küçük molekül, magnezyum küçük molekül, gliserol küçük molekül. Dolayısıyla ne yapıyorum? İlk başta laktoz olan şıkları eliyorum arkadaşlar. Peki nereden nereye geçecekmiş? Hücreler arası sıvıdan sitoplazmaya. Yani şu yönde yerleştirilmiş. Birinci kriterimiz molekülün küçük olmasıydı. İkinci kriterimiz ne olacaktır? Çoktan aza geçmesi. Bakalım. Glikoz 2, 1. Evet. Çoktan aza geçmiş. O zaman bu kolaylaştırılmış difüzyonla gerçekleşebilir. 0,2'den 0,5'e geçmiş. Bu azdan çoğa geçiyor. Demek ki kolaylaştırılmış difüzyon değil. 1'den 2'ye yine azdan çoğa geçiyor. Kolaylaştırılmış difüzyon değil. Demek ki tek bir kriter soru çözümümüz için yeterli olmuyor. Öncelikle küçük mü büyük mü ona bakıyoruz.
Sonra yoğunluk farkına dikkat ediyoruz. Cevabımız da A şık olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Gelelim ozmoza. Ozmozdan bahsedeceğiz size arkadaşlar. Yalnız şunu ifade edeyim. Ozmozda biraz fazla tanımımız var. Yavaş yavaş öğrenmemiz gerekiyor. Hepsini bir araya karıştırmayın arkadaşlar. Ozmoz sadece ve sadece suyun geçişini açıklayan bir olaydır. Yani ozmoz küçük moleküllerden sadece su için geçen olan bir durumdur. Suyun çok olduğu yerden az olduğu yere doğru geçişini açıklayacaktır. Ve bu geçişte arkadaşlar ATP harcanmayacaktır. Çünkü ozmoz bir pasif taşıma olayıdır. Peki bir hücrede su nasıl bir değişime uğrar? Üç farklı durumla karşına çıkar. Bir hücre su alabilir. Su verebilir ya da aşırı su alabilir arkadaşlar. Başka ihtimal var mı? Yok. İşte bu olaylar plazmoliz, deplazmoliz ve turgor olarak isimlendirilmiş olacaktır. Öncelikle bu üç tanımımızı öğrenelim. Biraz küçüldüm. Arkadaşlar küçülttüm. Şöyle. Üçünü de bir araya getirmeye çalışıyorum. Öncelikle bu üç tanımı öğrenin. Plazmoliz, deplazmoliz, turgor. Bunlar hücredeki su miktarının değişimini açıklayan olaylardır. Plazmoliz, hücrenin su kaybetmesi olayı. Yani plazmoliz olayında arkadaşlar bir hücre ne yapıyormuş? Su kaybediyormuş. Hücredeki su miktarı azalmış oluyor. Nasılmış? Bir cümlemi göreyim. Bir hücre kendinden daha fazla madde içeren bir ortama, biraz sonra bu ortamın isimlerini de vereceğiz, hipertonik ortam bırakıldığında hücre su kaybederek üzülüyor. İşte bu plazmoliz olarak ifade edilmiş olacaktır. Deplazmoliz, yani plazmolizin tersi arkadaşlar. Burada ise hücre su almış olacaktır. Ne oluyor? Plazmolizde hücre su kaybederken deplazmoliz tam tersidir. Hücre dış ortamda su almış olacaktır. Nasıl oluyor? Kendinden daha az madde içeren bir ortama konulursa hücre su alarak eski haline dönmüş olacaktır. Bakın burada ekstra bir bilgi vermişiz size. Nedir? Plazmoliz ve deplazmolizde bitki hücresindeki zar ve çeper arasındaki mesafe arkadaşlar. Şimdi şöyle düşünün. Şu çeper, şu da zar. Ne oldu? Plazmolizde hücremiz su kaybetti. Çeperde herhangi bir değişim olmuyor. Çeper yine aynı kalıyor arkadaşlar. Ama zarımız ne yapıyor? Küçülmüş oluyor. Dolayısıyla zarla çeper arasındaki mesafe ne yapmış oldu? Artmış oldu. Deplazmoliz neydi? Tam tersiydi. Su alarak eski haline dönmesi olayıydı arkadaşlar. Bu sefer ne olacak? Hücre şu durumdan tekrar bu duruma gelmiş olacak. Dolayısıyla deplazmolizde zar ile çeper arasındaki mesafe azalmış olacak. Gelelim turgora. Turgorda da arkadaşlar su alıyor hücre. Ama deplazmolize göre daha fazla su alıyor. O yüzden şu ok sayısını arttırayım. Demek ki turgor adını verdiğimiz durumda hücre aşırı su alıyormuş. Güzel. Bunu da öğrenmiş oldum. Plazmolize su kaybediyor. Deplazmolize su alıyor. Turgorda aşırı su alıyor. Bunu cebime koydum. Ama burada bitmemiş. Bakın burada bir şey diyor. Hayvan hücresi bir süre sonra aşırı su alırsa patlar diyor. Hatta buna hemoliz ismini verilmiş. Niye böyle bir şey var? Arkadaşlar malum bitki hücresiyle hayvan hücresini karşılaştırırken hayvan hücresinin etrafında çeper yoktu. Balon gibi düşünün. Balon nasıl var olandan daha fazla şişirseniz patlıyorsa hayvan hücresi de aynıdır. Kendi imkanın hacminden daha fazla su alırsa ne yapacaktır? Patlamış olacaktır. Unutmayın biz bu olaya hemoliz diyoruz. Ama aynı olayı bitkilerde gözlemleyemiyoruz. Niye? Çünkü bitkilerde çeper var. Bitkiler ne yapıyor arkadaşlar? Bitkilerde çeper ne yapıyor? O hücrenin patlamasını engellemiş oluyor. Bunu da unutmayın. Önemli bilgilerimizden bir tanesidir. Gelelim ortam yoğunluklarına arkadaşlar. Bakın plazmolizde, plazmolizde turgor hücredeki suyu açıklayan durumda. Onu bir cebimize koyalım. Geldik sonraki 3 tane tanımımıza. Bu hücrenin bırakıldığı ortamla alakalı durumdur. Hipertonik ortam, hipotonik ortam ve izotonik ortam olmak üzere arkadaşlar 3 tane tanımımız var. Neymiş? Hipertonik ortam. Çok yoğun. Yani madde miktarının fazla olduğu ortam. Bakın örneğimizde ortamda 40 tane madde var. Hücremde 20 tane madde var. Dolayısıyla
ortamdaki madde miktarının fazla olduğu bu duruma biz hipertonik ortam ismini veriyoruz. Hipotonik ortam, az yoğun ortam, yani hücreye göre daha az madde içeren ortam. Bakın hücremde 20 tane madde var, dışarıda 10 tane madde var. Dışarıdaki madde miktarı daha az. O zaman az yoğun ortam. En kolayı izotonik ortamdır, eşit yoğun ortamdır. Hocam niye ortamı maddeye göre yorumladık? Arkadaşlar, kafanız bu yüzden burada karışıyor işte. Ozmoz suyun geçişini açıklayan olaydı. Plazmolöz, deplazmolöz, turgor ozmoz çeşitleri. Ozmoz durumları. Bunlar ise arkadaşlar hücrenin bırakıldığı madde miktarlarına göre durumdur. Çünkü bu duruma göre biz ne yapacağız? Hücrenin su alıp vermesi olayını yorumlayacağız. Nasıl olacak? Bakın hipertonik ortamla başlayalım. 20 tane madde varmış. O zaman ne olur? Geri kalan su olur arkadaşlar. Kaç tane su olur? 80 tane su olur hücremin içerisinde. Dışarıda 40 tane madde var. Maddenin ismi hiç önemli değil. Maltoz olur, glikoz olur, sodyum olur hiç önemli değil. Yeter ki miktarı bizim için önemli olacaktır. 40 tane madde varsa 60 tane de ne vardır arkadaşlar? Su vardır. Bakın ne olur? Su çok olduğu ortamdan az olduğu ortama doğru geçiyor. İşte biz önce madde miktarlarına bakarak hücrenin su miktarını buluyoruz. Arkasından arkadaşlar ozmozu yorumluyoruz. Burada hücren ne yaptı? Su kaybetmiş oldu. Dolayısıyla plazmolize uğramıştır diyoruz. Demek ki hipertonik ortamda hücre ne olur? Plazmolize uğrar arkadaşlar. Unutmayın plazmolizde hipertonik eşdeğerdir. Nasıl eşdeğerdir? Bir hücre plazmolize uğruyorsa demek ki hipertonik ortamdır. Bir hücre hipertonik ortam bırakılırsa demek ki plazmolize uğrayacaktır. Gelelim hipotonik ortama. 20 tane maddem var. Bakın maddenin ismi tekrar tekrar söylüyorum. Önemli değil. O yüzden hiç maltoz demiyorum. Şimdi dedim ama. 80 tane su var. Dışarıdaki su miktarına bakıyorum. 90 tane su var. Ne olur o zaman? Su çok olduğu yerden az olduğu yere geçecektir. Yani gördüğünüz gibi dış ortamdan içeriye su geçişi olmuş olacaktır. Hipotonik ortamda hücre su alır. Biz hücrenin su almasını demiştik. Deplazmoliz ismini vermiştik arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla plazmolize, deplazmolize bu şekilde ne yapmış olduk? Öğrenmiş olduk. Hipertonik ve hipotonikle olan ilişkisini de öğrenmiş olduk. Umarım sorun yoktur. İzotonik ortam eşit yoğun ortamdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi madde geçişi çok az olur ama herhangi bir şekilde bir sıkıntı olmaz. Yani hücreden dışarı bir tane çıkarken aynı zamanda içeride bir tane madde girmiş olacaktır. Evet gelelim son üçlü tanımımıza. Bu üçlü tanım da arkadaşlar suyla yorumlarsak çok rahat bir şekilde öğrenmiş oluruz. Çünkü buraya kadar olan kısımlarda özellikle öğrenciler bu bilgileri biraz karıştırıyor mantıklı olarak. Şimdi öncelikle şu tanımları sizlere vereyim. Arkasından nasıl öğreneceğiz onu açıklamaya çalışayım sizlere. Emme kuvveti bir hücrenin su alma isteğiymiş. Turgor basıncı suyun çeperlere yaptığı basınç. Ozmotik basınç ise çözülmüş maddenin zara yaptığı basınçmış. Grafikten ne anlıyorum ben? Emme kuvveti ozmotik basınçla turgor basıncı arasındaki ilişkiyi ifade ediyormuş. Yani hani matematiksel olarak düşünürsen emme kuvveti eşittir ozmotik basınç eksi turgor basıncıdır. Bu fark bize emme kuvvetini vermiş olacaktır. Soruların çözümünde lütfen şu pratik yolu deneyin. Hiç tanımlara girmeyin çünkü öğrenci ozmozlu ozmotik basıncı karıştırıyor. Nasıl yapacağım hocam? Bir hücrede su miktarı artarsa arkadaşlar, bir hücrede su miktarı artarsa buna bağlı olarak turgor basıncı da artmış olacaktır. Bakın aradaki işler teksi. Aklınızda buradan kalsın. Ozmotik basınçla turgor basıncı birbirine tam tersidir. Turgor basıncı artarsa ozmotik basınç ne olur? Azalmış olur.
Yine şöyle düz mantık aklımıza kalsın. Bakın emme kuvvetiyle ozmotik basınç arasındaki işaret eşittir. Yani değişimin de aynı olduğu şeklinde öğrenelim. Ozmotik basınç azalırsa emme kuvveti ne olacaktır arkadaşlar? Azalmış olacaktır. Su miktarı azalırsa o zaman ne olur? Turgor basıncı azalır. Ozmotik basınç artar. Emme kuvveti de artmış olacaktır. İşte bizim sorularda ozmotik basınç, turgor basıncı ve emme kuvvetini yorumlamak için en çok işimize yarayacak bilgi budur. En basit mantığı da budur arkadaşlar. Yok çözülmüş maddeyi bulacağız. Yok oradan şunu yapacağız. Suymuş. Hiç gerek yok. İyi de hocam bazı soruları turgor basıncını sormalar. Ozmotik basıncı soruyorlar. Hiç önemli değil. Ben önce hücre su mu almış, su mu vermiş buna bakarım. Turgor basınçlarını bulurum. Oradan da ozmotik basınçla emme kuvvetini ne yaparım? Çözmüş olurum arkadaşlar. O yüzden soruları lütfen bu şekilde çözmenizi tavsiye ederim. Şunu da ifade edeyim. Bu şekilde basit bir mantıkla inanın benden başka kolay kolay da anlatan yok. Onu da sizlere söyleyeyim. Evet. Sorulara geçelim. Denge halindeymiş. T1 anında hipotonik bir ortama bırakılmış su miktarının değişimi. Öncelikle ne yapmamız lazım? Hipotoniğin arkadaşlar ne anlama geldiğine bakacağız. Hipotonik az yoğun ortam demektir. Yani ne madde miktarın az olduğu ortam. Peki ne oluyor hipotonik ortamda? Artık öğrendin. Deplazmoliz oluyor. Yani hücre su alıyor. Dolayısıyla T1'e kadar denge durum olacaktır. T1'den sonra hücredeki su miktarının artış olduğu bir durum olacaktır. O yüzden cevabımız C şık olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ozmotik basınçtaki artışı ifade ediyor. Bakın işte güzel bir soru denk geldi. Burada hücredeki su miktarının değişimini vermiş. Ne dedim? Lütfen soruları çözerken turgor basıncına göre yorumlayın. Önce turgor basıncını bulun. Ondan sonra ozmotik basıncına geçin. Niye? Daha doğru bir şekilde çözmüş olursunuz. Onu söyleyeyim. Bakın bir de su azalmış. Su azalmışsa şöyle bir yazayım. Ne olacaktır? Turgor basıncı da azalmış olacaktır. Turgor basıncı azalırsa ozmotik basınç ne olur? Artmış olacak. Demek ki bir, ozmotik basıncın artış gösteriyor. İki ve dört değişime uğramamış. Arkadaşlar. Dolayısıyla bakın cevabım direkt iki bilgiyle çıkmış oldu. Ben yine beşi de yorumlayayım. Üç, birin aynısı. Yani bir ve üçte su miktarı azalıyor. Dolayısıyla aynı durum olmuş olacaktır. Beşe baktığım zaman arkadaşlar beşte su miktarı artıyor. Su miktarı arttığı için turgor basıncı artar. Ozmotik basınç azalır. Bakın soru ne kadar kolay bir şekilde çözmüş oldu. O yüzden cevabımız direkt 1 ve 3 olarak karşımıza çıkıyor. LYS diye bir sınavımız vardı TYT ayetten önce. 30 tane soru soruyorlardı. 30 tane soru sorulduğu için bazı 9. ve 10. sınıf konularla ilgili sorularda LYS'de karşımıza çıkıyordu. Ama özellikle TYT ayeti olduktan sonra TYT 9. 10. sınıf konularını, ayeti de 11. ve 12. sınıf konularını içeriyor. Difüzyon ve ozmoz arkadaşlar. Enerji harcanmak sizin yaklaşımcı. Evet, bunlar nedir? Birer pasif taşım olayıdır. Yapay veya doğal bir zarın varlığına yaklaşabilir. Evet, bir hücre zarında olabildiği gibi laboratuvar ortamında hazırladığımız bağırsak zarında da bu difüzyon ve ozmoz gerçekleşebilir. Zardan geçemeyen molekülleri için demiş. Hayır arkadaşlar, ne olacaktır? Zardan geçen molekülleri açıklamış olacak. Evet, ozmotik basıncın artması yön etki eder demiş. Bakın bu soru da güzel soru tarzlarımızdan bir tanesidir. Yine karşımıza çözerken göreceksiniz çok fazla miktarda çıkmış olacaktır. Bu tarz soruları çözerken ne yapıyoruz? Öncelikle arkadaşlar tepkimeleri bilmemiz gerekiyor. Tepkimeleri yazıyoruz. Glikoz sentezi. Örneğin fotosentezde ben bu olayı yaparım. O zaman ne yapmam lazım? Fotosentez denklemini yazmam lazım. Karbondioksit artı su
Besin artı oksijen. Tepkimi yazdım. Sonra ne yapıyorum arkadaşlar? Su miktarındaki değişime bakıyorum. Hocam ozmotik basıncı soruyor. Hiç fark etmez. Bakın sorularınızın çözümü daima böyle olsun. Çünkü hata yapma ihtimaliniz olmaz. Ne oluyor? Bu hücrede su miktarı azalıyor arkadaşlar. Su miktarı azaldığı için turgor basıncı da azalmış. Ozmotik basınç artmış olacak. Dolayısıyla bir arttıran bir faktördür. Güzel. Proteinlerin hidrolizi. Hidroliz sindirimdi hatırlarsınız. Sindirim nasıl oluyordu? Şimdi proteini çok uzattım. PR şeklinde yazayım. Su ve enzimler yardımıyla oluyordu. Proteini suyla ne yapıyorum arkadaşlar ben? Yapı taşlarına parçalamış oluyorum. Dolayısıyla ne yaptım? Burada su kullanmış oldum. Dolayısıyla hücredeki su miktarı azalmış, turgor basıncı azalmış ve ozmotik basıncı ne yapmış oldu? Artmış oldu. Yağ veya nişasta sentezi. Yağ sentezine bakalım. Yani tepkimeler hatırlamış oluruz. 3 tane yağ asidi. 1 mol gliserole birleşiyor arkadaşlar. Yağ oluşuyor. Bir dehidrasyon tepkimesi olduğu için açığa ne çıkıyor? Su çıkıyor arkadaşlar. Evet. Su açığa çıktığı için dolayısıyla hücredeki su miktarı artıyor. Buna bağlı olarak turgor basıncı artıyor. Ozmotik basınç da azalmış oluyor. Evet. O zaman 3 olmadı. Nişasta sentezi. Bakalım nişasta sentezine. Ne yapıyordu nişasta? Bir polisakkaritti. Çok sayıda glikozun bir araya gelmesiyle meydana geliyordu. Bu tepkimeler arkadaşlar bizler canlıların temel bileşenleri konusunda öğrenmiştik. Dolayısıyla konular hep birbiriyle bağlantılı arkadaşlar. Nişasta oluşuyor. N-1 sayıda su açığa çıkıyordu. Dolayısıyla hücredeki su miktarı ne yapıyor? Artıyor. Su arttığı için turgor basıncı artıyor. Ozmotik basınç azalmış oluyor. Cevabımız da adan olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yine bir deney düzeneği vermişler bize. Glikoz ve maltoz muhabbeti de karşımıza çıkarmış. Bağırsakları seçici geçirgen bir özelliğe sahip. Öncelikle küçük molekül, büyük molekül kavramına bakıyoruz. Glikoz küçük molekül, maltoz ise ne olacaktır? Büyük molekül olarak karşımıza çıkmış olacak. Yani glikoz içeri girebilirken maltoz ne yapmayacaktır arkadaşlar? Dışarı çıkamayacaktır. Şimdi şıklara geçelim. Glikozun bağırsak parçası içerisine geçmesi. Direkt cevabımız çıktı. E şıkkından başlayalım. Kaptaki glikoz miktarının artması demiş. Hayır. Glikoz dışarıdan içeri girdiği için kaptaki glikoz miktarı azalmış olacaktır. Maltozun eşitlenmesi demiş. Hayır. Maltoz dışarı çıkamıyor. Dolayısıyla eşitlenme gözlenmez. Maltozun kaptan sıvıya geçmesi biraz önce söylemiştik. Olmuyor. Kaptaki su seviyesinin yükselmesi. Gelelim su miktarını bulmaya. %15 glikozsa 85'i ne olacaktır? Su olmuş olacak. 25 tane glikozsa 75 tanesi su olacak. Dolayısıyla arkadaşlar ne olur? Su çok olduğu yerden az olduğu yere doğru yaklaşır. Yani dışarıdan içeri girmiş olacak. Kaptaki su seviyesi yükselmeyecek, azalmış olacaktır. Ama glikoz küçük molekül olduğu için dışarıdan içeri girmiş olacaktır. Evet, hipotanik ortama bırakılan bitkisel ve hayvansal bir hücre ile ilgili hangisi gözlenebilir demiş arkadaşlar. Bakalım, öncelikle hipotanik ortamın ne olduğunu yorumlayacaktır. Ne demekti hipotanik ortam? Az yoğun ortam demekti. Madde miktarının az olduğu ortamdı. Hipotanik ortamda ne oluyordu? Hücre deplazmolize oluyordu. Yani hücrem su alıyordu arkadaşlar. Buna göre ortak olarak gözlenebilen denilmiş. Ozmotik basıncın artması. Yine yorumlayalım. Su artarsa turgor basıncı artacak. Ozmotik basınç ne yapacaktır? Azalmış olacaktır. O zaman ozmotik basıncın artması olmaz. Arkadaşlar zarın kalınlığı değişmez. Yani bu olaylardan bağımsız olarak ifade edin. Hücre zarımızın kalınlığı
aynı şekilde kalmış olacaktır. Organellerin hacimlerinin azalması. Hayır, hücrem su alıyor. Belki organellerin içerisine girebilir. Su miktarı artabilir. Hayvan hücresinde çeper olmadığı için zarla çeper arasındaki mesafe azalacak. Ama ortak olarak dediği için E şıkkındaki durumda gözlemleyecektir. Şimdi hücrem ne yaptı? Dış ortamdan su aldı. Su aldığı için su miktarı arttı. Madde miktarı azalmış oldu. Cevabım da C şıkkı. Evet, bir hücre neden basit difüzyonlu bir maddeyi alamaz? Ona bakalım arkadaşlar. Molekülün hücre zarından geçemeyecek kadar büyük olması alması nedeni olabilir. Neden? Çünkü basit difüzyon küçük moleküller için geçerli olan bir durumdur. Dolayısıyla büyükse alamayız. Hücrede yeterli ATP'nin bulunmaması. Difüzyonda ATP harcanmadığı için bunun nedeni olamaz. Molekülün hücre dışında hücre içine göre daha az oranda bulunması. Yani diyor ki azdan çoka geçiş. Evet, bu da olabilir. Yani difüzyon çoktan aza doğru olurdu. Azdan çoka ise basit difüzyondan alamaz. Taşıyıcı proteinlerin bulunmaması. Basit difüzyonda değil ki, kolaylaşmış difüzyonda biz ne yapıyorduk? Taşıyıcı proteini kullanmış oluyorduk. Dolayısıyla bu da nedenlerinden bir tanesi olamaz. Bize olamayan durumu sorduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Cevabım deniz olarak karşımıza çıkmış olacaktır arkadaşlar. Evet, konumuzun sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Bu konuyu daha iyi kavramanız için bol miktarda soru çözmeniz gerekiyor. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.